Selam millet. Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce sizden tek isteğim abone olup like atmanız. Eğer abone olup like attıysanız, yani şu butonları kırdıysanız, videoya geçelim arkadaşlar. İşte ben böyle bu nalet köylüye cezasını verdim arkadaşlar. Suç işledi arkadaşlar, köyde gitti. Katillik yaptın. Ben de bu köylüyü böyle cezalandırdım. Astım buraya. Hak etti arkadaşlar. Yani çok fazlasıyla hak etti. Acayip hak etti hatta. Ben artık bu köyün devlet başkanıyım. Bu köy katil köylüyü yakaladığım için. Bu ülkenin kendi ülkemin. Kendi ülkemi kurdum artık. Bunu nasıl yaptım diye sorarsanız, yani bu basit bir yapı ilisim. Bunu sizlere göstereceğim. Yani biraz katilce gelebilir ama merak etmeyin, bu köylünün beyni yok. Yani beyni yok. O yüzden yani zaten bu köylü hiçbir şey algılayamıyor. O yüzden şey yaptım. Ben de bunu şey yaptım. Normalde böyle bir köylü bulamazsınız yani. Çok nadiren bulabilirsiniz doğal yollarla. Ama ben neyim? Hamza. Yani ben neyim? Bulurum. Hemen yapalım arkadaşlar. Bize gerekli olan malzemeler herhangi bir yani blok. Meşe tahtası ile yani daha iyi oluyor. Daha güzel gözüküyor. Daha sizin tercihiniz. Benim tercihim meşe tahtası. Sonra ardından T tuşuna basıyoruz. Eğer şey yapmayı biliyorsanız, yani komut yazmayı bilmiyorsanız T tuşuna basın. Bilenler de zaten oraya basacak. Buraya give. Tabii benim gibi büyük harfle yazmayın. Küçük harfle yazın. Give. Hamza Kral, yani benim Minecraft'taki adım bu. Adınızı yazmak zorunda değilsiniz. Böyle QP falan istediğiniz koyabilirsiniz ama ben Hamza Kral koyacağım. Bariyer. Evet, şurada şu Minecraft 2 nokta bariyer. Hemen böyle Enter'a tıklıyoruz, bariyer veriliyor. Bu kadar mı? Hayır. Daha fazlası da var arkadaşlar. Hemen şurayı yapalım. Yani boyutu önemli değil. Kesinlikle istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Mesela şimdi şunu şuraya koyacağım. Köylünü beyinsiz yapmamızın sebebi şey, çünkü eğer köylü beyinli olursa arkadaşlar hareket eder yani. Bizim köylümüzün hareket etmemesi lazım. Hadi bir malzeme daha bulmayı unutmuşum. Zincir arkadaşlar. T. Sonra slash. Summon yazıyoruz arkadaşlar. Bu komutu eminim çoğunuz bilmiyordur. Summon. Minecraft 2 nokta villager. Sonra konumu neyse o konumunu buradan işaretliyoruz zaten. Burada direkt konumu veriliyor işte. Buraya sonra bakın dikkat edin, şey değil arkadaşlar. Parantez işareti değil. Parantez işareti gibi ama şeyi var, bir çıkıntısı var. Büyük harfte N, küçük harfli O, büyük harfle A, sonra I, büyük harfle yine. Sonra 2 nokta 1 yazıyoruz ve şu işareti kapatıyoruz. Şimdi tek ihtiyacınız Enter'a basınca bu komut gerçekleşmesi lazım. Birazcık bekleyelim, yazamayan arkadaşlarımız yazsın. Eğer herkes yazdıysa evet basıyorum. Gördüğünüz gibi bu köylü hiçbir şekilde hareket edemez. Sonra şöyle.
köylünün kafasına şey koyacağım. Tamam. Tamam, böyle yapıyorum. Aa, nerelere girdim ya? Karışık tosta Ahmet bir anda öksürük tuttu. Nerede kalmıştım? Karışık tozda Ahmet İsmail 6713 ve Kral TV 2345'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onlar da çok iyi yani şey çekiyorlar. Sadece Kral TV. Aynı zamanda benim ve arkadaşlarımın bir kanalı. Dinler bunu yazıyoruz. Şu şekilde yani. Burada at etiketi yazıyor. Onu siliyoruz. Dinler bana yazıyoruz. Sonra köylümüze sağ mouse'la tıklıyoruz. Sağ mouse tuşuyla. Ya böyle evet gördüğünüz gibi oluyor ama böyle bakınca dinler bana yazıyor. Tek problemi o. Bu problemi de kapatmak istiyorsanız görünmez bloklarla yani bariyerlerle. Zaten alınışını gösterdim. Eğer dikkat etmeyenler varsa bakabilirler. Eğer böyle daha süslü olsun isteyenler de varsa ya böyle gördüğünüz gibi şunun aynısı gibi oldu. Şuralarda eğer daha iyisini isteyenler varsa böyle. Aynen bu şekilde şey yapabilirler. Yani şey önemli değil zemine. Bunu tahta zemine yapmak da zorunda değilsiniz. Böyle çimene de yapabilirsin. Nerelere girip duruyorum ya. Elim alçılı alçılı oynuyorum arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadar. Daha abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten çok güzel bir yapı ilesi. Aynı şey gibi mesela. Siz bir mahkeme kurdunuz. Bunu çok iyi yapabilirsiniz böyle. Bir mahkeme kurarsınız. Gidersiniz. Oturursunuz yerinize. Dersiniz ki kim benim böyle yerimde şeylik yapmış? Hemen der şeyi vurursunuz çekici. Dersiniz ki hapis cezası dersiniz. 5 yıl hapis 5 yıldan sonra idam falan dersiniz istediğinizi. Böyle asarsınız işkence yaparsınız istediğiniz gibi. Bence yani çok iyi olur bu. Yapı ilesi çok iyi durur. Korku temalı bir eğer korku temalı bir ev yapmak isteyenler varsa yani bunu da koyabilirler. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha sık böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.